Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi valla berbat ya. Çok kötü. Ya her gün zam geliyor, ben anlamıyorum yani. Fırsatçı, üç harfli marketleri biliyorsunuz zaten. Gerçi onlar olmasa öbürleri daha çok yapacak da. Ekonomi berbat. Her şey dolar ve mazota endeksli olduğu için. Seçim günü nasıl oluyorsa 18 lira olan mazot şu an 40 lira. Bu nasıl bir şey? Sizce haklı mıyım, haksız mıyım yani? Ya tarafsızsınız da hani doğru olanın yanında olun yani. Tarafsız olmayın. Ekonomi nasıl düzelir? Şöyle söyleyeyim ben size. Ama bunu yayınlayın ha. Kesinlikle yayınlayın. Yediköy'e bir imam. Zaten bunlar banttan okunuyor. Her yerden vaaz. Mesela Develi'den veriliyor, bütün köylere aynı. Kayseri'den veriliyor, bütün ilçelere, mahallelere aynı. Yediköy'e bir imam, 10 köye bir muhtar. Milletvekilleri, milletvekilliği bir meslek değildir. Doğru mu? Bunu yapabilmek için hani bir tecrübeye gerek yok. Oraya gücü olan gidiyor, orada kazanıyor bir şekilde. Milletvekillerine tamamen maaş verilmemelidir. Bir de emeklilerine veriliyor ayrıyeten. Onun zaten sen vekilsin, savunmak zorundasın, bir de emekli oluyorsun. Yani yıllar boyu ölene kadar, şu an 69 bin lira emekli milletvekili aylığı. Adam emekli olmuş, tekrardan milletvekilliğine konmuş, tekrar vekil olmuş. Oradan alıyor, oradan alıyor 200 bin. Ben burada ya garip, benim babam emekli bak, 7500 lira maaş alıyor. Adam yani çok zoruna gitti, ağlayacaktı. Çünkü zam bekliyor sonuçta, 7500 lira maaş, 6000 lira kira. Sen diyeceksin ki daha ucuz eve git. Ucuz ev yok ki. Ev yok. Kayseri'de ev yok şu an. Devletin bu işe de bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bir an önce evleri çoğaltması gerekiyor. Yani ev olmadığı için, rağbet çok olduğu için kiralar vatan haini, daha da aramamıza gerek yok. Esnaflarımız, vatan haini, bak ben bunu ciddi söylüyorum. Ev sahiplerimiz, bunlar vatan haini. Yani çünkü vatan haini nedir? Kendi halkını çaresizliğe itiyorsun sen. Yani çıkıp da silahla öldürmene gerek yok. Hani demek istediğim, ülkemiz düzelmez. Elhamdülillah Müslümanız diyorlar lafa gelince, ama yani Hristiyan'ın bile yapamayacağı şeyleri yapıyorlar. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Memnun musunuz Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan? Değilim. Neden? Şimdi ben o konuya geleceğim. Benim ihtiyacım yok çok şükür, elhamdülillah. İşim gücüm yerinde. Şimdi hani sosyal yardım yapılıyor ya. Benim etrafımda yardıma muhtaç çok insan var. Başvuru yapmalarına rağmen, hani ben söyledim gidin yapın. Sonuçta belediye üstlenmek zorunda yani, sizi bir şekilde yani bu çaresizlikten kurtarmak zorunda dedim. Başvuru yapılmasına rağmen hiçbir şey, red gelmiş. Ben yani kendimi hiçbir zaman düşünmedim. Her zaman karşımdakini düşündüm. Yani Müslüman bunu yapmalı. Sadece gemisini kurtaran kaptan değil. Önce etrafındakilere bir bak, çaresizliğe bir, hani olabiliyorsan çare olmaya çalış. Olamıyorsan da bir şekilde bir mücadele ver. Ya ben bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum ama ne hikmetse gözü aç, karnı tok insanlar. Ya bunun bile ya bitirdi ya. Anlatabiliyor muyum? Yarım hasarlı olan binalara biz diyor kredi veriyoruz diyor. Biz diyor bunu veriyoruz, biz bunu veriyoruz. Bizim binamıza şu anda elektriğimiz kesik, suyumuz kesik, doğalgazımız kesik. Çevre Bakanlığı'na bizi yönlendiriyorlar. Çevre Bakanlığı diyor ki valiliğe gidin. Biz valiliğe geliyoruz. Bizi tekrar afet bölgesine gönderiyor. Afet bölgesine diyor ki ben bir şey yapamam diyor. Yani kimse ne olduğunu bilmiyor. Biz insan diyemeyiz. Bizim elektriğimiz kesik. Şu anda doğalgazımız kesik. Bizim suyumuz kesik. Biz insan diyemeyiz mi? Biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz? Vallahi ekonomi herhalde biraz kötüye mi gidiyor herhalde? Hani sıkıntılı ya, biliyor musun? Herkes biraz sıkıntılı yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Koca Sinan'dayım da yani herkesin durumu belli ya. Demeye gerek yok yani. Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ya Koca Sinan bilmiyorum da çalışmıyor ya. Hiçbiri de bilmiyorum lan öyle. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyede? Ya daha aktif olacaksın ya. Belediyelik demek yani. Aktif. Hani vatandaşa hizmet yani. Ama işte oy aldım, iş bitiyor yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşündüğüm yok. Ortalık, görüyorsun ortalığı kızım. Biz iyi diyeyim verdik. Tek o kazansın, o kazansın, kazandığım. Boşa kazandırmışsık. Şimdi evde acı ölüyor, torun tozun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas Anayurt'tayım. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nden? Vallahi hiç belediyenin bir ilgimiz olmadı ki. Bir şey bize bir yardımını görmedik, bir şeysini görmedik kızım. Ne görmek isterdiniz belediyeden? Parkımızda şöyle bir
Merdivenimiz çok. Oraya bir şeyle demir istiyorum tutup da oraya çıkıp oturmaya. Başka bir şey istemiyorum. Hadi şimdi. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi herkes çok güzel diyor ama maalesef güzel bir ekonomimiz yok. Ülkede hiçbir şey güzel değil şu an. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta yaşıyorum. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nden? Talas Belediyesi'nden hiç memnun değilim. Sadece park yapıyor. Melikgazi'de dahil, Kayseri'deki bütün belediyeler dahil sadece park yapmanın peşinde. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyeden? Daha böyle yani çocuklara veya insanlara daha böyle kültürel ve sosyal alanda geliştirebilecek bir imkanlar sağlayabilir. Sadece park. Yaptıkları sadece park. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi düşünecek bir şey yok. Durum belli, görüyorsun ya. Yok ki ekonomi. Var mı? 10 bin lira maaş, 10 lira ekmek, 1 kilo gübre 20 lira. Nasıl ekonomi olacak? 11 bin lira maaş alıyor adam. Ev kirası kaç lira? Nasıl düşünülür bilmiyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? He? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben mi? Evet. Ben müteahhitlik yapıyorum. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? İkisinde de yaşıyorum. Evin biri orada, biri orada. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Vallahi belediye başkanıyla pek şeyimiz yok da. Yani ne tür faaliyetler? Yok canım, Allah var. Hiç memnun değiliz yani. O yönden. 30 kilometre bağımızın yolu 20 senedir daha yapılacak. Belediye başkanı, 3 belediye başkanı da geldi. 3 senedir geliyor, diyorlar ki tamam. Bizim ora belde. Bir belde, Ebiç. Ebiç mahallesi. Ebiç beldesiydi, Ebiç mahallesi oldu. Gitseniz de bir görseniz. Keşke gitseniz. Nasıl memnun olacaksın? Teşekkür ederiz. Ama biraz yüksek ama düşeceğini umuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. O gerekeni yapacağına inanıyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Belsin Kürsü'deyim. Hangi ilçede? İlçe Melikgazi. Memnun musunuz Melikgazi Belediye Başkanı'ndan? Memnunuz. Ne tür faaliyetlerinden memnunsunuz ya da neler görmek istersiniz? Valla bir şikayetimiz olduğunda WhatsApp ihbar hattından ulaşıyorum. Oraya şikayetimi bildiriyorum. Onlar da geliyorlar. Hani gerekenin şey yapıyorlar yani. Bizim şikayetçi olduğumuz durumlar düzeltip gidiyor. Mesela ağaç budama gibi olsun. Sivrisinekten durulmuyordu. Mesela onu şey yaptı, ilaçlattı. Ben memnunum. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz Koca Sinan. Memnun musunuz Koca Sinan Belediyesi'nden? Değilim. Neden memnun değilsin? Yollar çok pis. Parklar çok pis. Güvenlik kameraları yok. Yani biz vatandaş olarak bir parklarda mesela çok yaralanmalar oluyor, bıçaklanmalar oluyor. Bir yani şey isteriz, kamera isteriz. Pazar yerleri çok pis oluyor. Özellikle kurban kesimlerinden sonra çok pis koku yapıyor. Yollar, sokaklar yani genellikle temiz değil yani. Peki, teşekkür ederiz. Çok kötü. Hiçbir şey alamıyoruz. Nasıl desem bilmiyorum ya. Gidişat hiç iyi değil. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Memnun musunuz Koca Sinan Belediyesi'nden? Değilim de iyi de diyebilirim. Neler görmek isterdiniz belediyeden? Daha çok park, bahçe, çevre yani yeşillik alan daha çok isterim ya. Teşekkür ederim. İyi günler.